Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başındaki kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bütçesiyle ilgili CHP grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce vatanımız uğruna hayatını kaybetmiş şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli milletvekilleri, otoriter rejimler iktidarlarının devamlılığı için güvenlik kurumlarını kendi istedikleri biçimde dönüştürmeye ihtiyaç duyarlar. Bu husus olmazsa olmazlarıdır. Güvenlik kurumları ve bu kurumlardan en çok da istihbarat teşkilatları eleştirilemez ve denetlenemez algısı yaratılır, her şeyin yolunda olduğu imajı çizilir. İktidar önce demokratik değerlere bağlı güvenlik kurumlarını itibarsızlaştırır, sonra kendi amacına hizmet edecek şekilde dönüştürür. Yaşadığı güç zehirlenmesi sonucunda güvenlik kurumlarının kendisinin bir uzantısı olduğunu zanneder. İktidarını koruyabilmek için sindirme, kutuplaştırma gibi yöntemlerle korku iklimi oluşturur. Nihai amaç halkta iktidardan yana bir refleks yaratmaktır. Dünyada bir de demokrasiden ve hukuktan yana yönetimler vardır. Bu yönetimler gerçek gücün ideolojik kadrolaşmadan değil, liyakattan geçtiğini bilir. Kurumlarının yapısını bilime, demokrasiye, liyakata uygun olarak tasarlar. Bu kurumlar şeffaf ve denetlenebilirdir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında her gün biraz daha antidemokratik ve otoriter uygulamalarla yönetilen ülkemizde bugün kurumlarda gözlemlediğimiz tarikat ve cemaat kadrolaşmasından, liyakata dayanmayan yönetimden güvenlik kurumlarının muaf olmadığı aşikardır. Nitekim bu kadrolaşmaların, bu sürekli yanılan ve aldatılan iktidarın milletimize nelere mal olduğunu yakın tarihimizden 15 Temmuz'dan biliyoruz. Bakınız, tarih boyunca ordu millet olmuş Türklerde güvenlik güçleri en değer gören, en el üstünde tutulan unsurlar olmuşlardır. Bizler güvenlik kurumlarına girmeyi, çalışmayı, emekli olmayı şeref madalyası olarak torunlarına aktaran bir milletiz. İşte bu yüzden hiçbir korku iklimi, hiçbir ideolojik kadrolaşma, hiçbir baskı unsuru inandığımız demokratik değerlerden vazgeçmemize neden olmaz. Bu çerçevede iktidarın yönetemediği kurumların bütçelerine elbette onay vermeyeceğiz. Devletçi geçinen iktidar vekillerine sesleniyorum. Asker, polis, jandarma ve diğer memurlara yapılmasını teklif ettiğim kira yardımı kanun teklifi yakında meclise geldiğinde evet oylarınızla teklifi geçirmenizi bekliyorum. Zira tayin, terfi, özlük, emeklilik hakları ve her konuda sıkıntı içinde olan güvenlik güçlerimiz bir nebze rahat etmeyi çoktan hak ediyor. İleriki süreçte bu kapsamlarda vereceğim kanun tekliflerine de aynı şekilde evet oyu bekliyorum. Çünkü güvenlik personelinin maddi ve manevi huzuru daha verimli çalışabilmeleri için zaruridir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak devlet ve iktidar ayrımını biliriz. Ordu, emniyet, jandarma ve istihbaratın devletin ve milletin bekası için hayati olduğunu biliriz. İktidarı ve yöntemlerini eleştirirken kurumlarımızı korumaya özen gösteririz. Elbette güvenlik kurumlarımızı güçsüzleştirecek, iktidarın ideolojik menfaatlerine uygun olarak dönüştürülmesine neden olacak her türlü müdahalenin karşısında duracağız. Şeffaflığı ve denetlenmesini savunacağız. Belli ki yaşadığınız güç zehirlenmesiyle sanal bir gerçekliğe inanıyorsunuz. Bugün bu ülkede sizin çizdiğiniz mutluluk tablosunun aksine derin bir yoksulluk sorunu, İç ve dış güvenlik sorunları, hukuksuzluk ve antidemokratik uygulamalar bulunmaktadır. Sizi her fırsatta gerçeklerle yüzleştireceğiz. Yüzleştireceğiz ve denetleyeceğiz ki bu ülkenin güvenlik kurumlarına paralel yapılanmalar bir daha girmesin. Bu kurumlar suç örgütlerinin malzemesi olmasın. Ne yaptığınızın farkında olduğumuzu ve buna izin vermeyeceğimizi bilin. Başkanım. Buyurun, bitirelim lütfen. Değerli milletvekilleri, saygıdeğer vatandaşlarımız. Bu ülkenin güvencesi
Bu ülkenin güvencesi Cumhuriyet kadınları ve erkekleridir. Ve bu ülkenin güvencesi yıllardır PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele eden ve iktidara rağmen Atatürk ilke ve devrimlerine, demokratik değerlere bağlı, laik, hukukun üstünlüğüne inanan ve en önemlisi aklını kimseye kiraya vermemiş olan güvenlik personelimizdir. Onlarla birlikte 3 yılda bir tayin gören ve hayatını her seferinde baştan kuran eş ve çocuklarına, her koşulda vatan sağ olsun diyen ana babalarına, geçim sıkıntısı çeken emeklilerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Var olsun Cumhuriyet değerlerinin izinden gidebilen Türk askeri, istihbarat görevlisi, polisi, jandarması, vatan size minnettardır. Sakın merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.